Merhaba değerli Habertürk.com takipçileri. Euro 2020 başlıyor. Bu akşam Türkiye İtalya ile karşılaşacak Roma Olimpiyat Stadı'nda ve biz de Habertürk ekibi olarak hem şampiyonayı hem de bu karşılaşmayı değerlendireceğiz. Kimle değerlendireceğiz? Habertürk TV muhabiri Ayhan Şensoy ile birlikte. Bendeniz de Erhan Kaan Adıgüzel sizlere faydalı bir program sunmak istiyoruz. Ayhan abi hoş geldin. Hoş bulduk Erhan'cığım. Nasıl görüyorsun bu akşam turnuva başlayacak artık nefesler tutuldu. Bir yıl pandemi girdi araya. Maalesef tabii erteleme yaşandı. Nasıl görüyorsun sen bugünkü maçı hem de milli takımı genel olarak düşündüğümüzde? Öncelikle turnuvaya genel olarak bakacak olursak tabii her ülke için biraz zor olacak. Çünkü UEFA'nın 60. kuruluş yıl dönümü nedeniyle turnuva ilk kez 11 farklı ülkede yapılıyor. Bu da takımların çok fazla seyahat edecek olmasına neden olacak daha doğrusu. Tabii Türkiye diğer turnuvalara göre birazcık daha böyle özgüvenli, favori konumda. Aslında bizim en büyük sıkıntımız turnuvalara gidememekti. Gittiğimizde iyi işler yapıyoruz. Hani Euro 2016'yı bir tarafa bırakırsak orada birçok sorun yaşanmış takım içinde. Bence dengeli de bir gruptayız. Her ne kadar böyle biraz Galler, İsviçre'yi pek hesaba katmıyor Türk basını gibi geliyor bana. Sanki onları kolay geçeriz gibi geliyor ama bence ikisi de bizi zorlayacak takımlar. Özellikle Galler ki teknik direktör Şenol Güneş de her zaman her fırsatta kapanan takımlara karşı çok zorlandığımızdan bahsetmişti. Galler takım savunmasını çok iyi bir yapan ülke. Son Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale kaldılar. Yine gruplarda da iyi bir performans sergileyerek buraya geldiler. Dolayısıyla bizim için tabii öncelik bu akşamki İtalya maçı ama grubun genel bir fotoğrafını çektiğimizde aslında çok da öyle kolay grupta olmadığımızı düşünüyorum. Tamam bizim milli takımımız da iyi ama İsviçre milli takımı hiç hesaba katılmıyor ama İsviçre milli takımının hemen hemen kemik kadrosu Almanya Bundesliga'da oynayan oyunculardan oluşuyor. Genç, dinamizmi yüksek takım. Gruplarda onlar da çok iyi bir grafik çizdiler. Yine bakacak olursak, genele bakacak olursak şampiyonalara, turnuvalara katılan bir takım İsviçre. Bizden daha fazla katılma geleneği olan bir takımdan bahsediyoruz. Bence öyle beklenildiği kadar kolay olmayacağı kanaatindeyim. Bu akşam İtalya maçına dönecek olursak da İtalya hakikaten şu an Avrupa futbolunda bambaşka bir seviyedeler. Özellikle Roberto Mancini benim çok beğendiğim bir hoca ve geldikten sonra bambaşka bir takım yarattı. Aslında temeli biliyorsun Dünya Kupası'na katılamadıklarında 60'lardı. 2018 Dünya Kupası'na katılamadılar ve Federasyon Başkanı Gravina o zaman bizim için yeni başlangıç olabilir demişti. Çünkü o takım miadını doldurmuştu ve o takımdan da birçok oyuncu artık veda etti milli takıma ve yeni bir başlangıç yaptılar. Yeni bir gençleşme dönemiyle gençleşme birlikte. Dönemi de iyi geçirdiler o süreci. 27 maçtır yenilmeyen bir İtalya milli takımı var. Son 5 maçtır kalesini gole kapatmış. Ve fark atıyor. Fark atıyorlar. Birbiriyle çok iyi anlaşan, uyum içinde olan bir takımdan bahsediyoruz. 4-3-3'ü çok iyi oynuyorlar. Tabii ki hani önce rakip tarafından bakmak istedim ben olaya. Ama bizim milli takım tabii yaban atlı bir milli takım değil. Tabii oraya iyi bir kadromuz var. Oraya da geliriz. İtalya üzerine baktığımızda hakikaten Insigne takımın şefi gibi. Yani bütün atakları organize ediyor. Ön tarafta son Çekya maçında ki 11'i vermek istiyorum ki kalede Donnarumma ile başladılar. Savunmada Florenzi sağ bek, Spinazzola sol bek, Bonucci, Chiellini ikilisi ki yıllardır beraber oynuyor bu ikili. Yaklaşık 10 yıldır beraberler. Juventus'tan da beraberler. Nicola Barella bu sene başka bir seviyeye evrildi. Inter'de 46 resmi maçta 3 gol, 13 asisti var. Bir orta saha olmasına rağmen çok iyi bir istatistik yakaladı. Barella'ya Jorginho ve Locatelli eşlik ediyor. Locatelli biraz daha işin savunma tarafını Jorginho ile beraber idare ediyor. Barella birazcık daha böyle hani Türkiye'den örnek vermek gerekirse o Selçuk İnan, Melo ikilisinin Selçuk İnan'ı gibi. Yani daha çok hücumu düşünen daha çok, evet, 8 bir oyuncu. Olarak. Önde ise Berardi, Immobile, Insigne üçlüsü var. Bu üçlü hakikaten çok hareketli. Özellikle Domenico Berardi, Sassuolo da bu sene hakikaten harika bir çıkış yakaladı. Çok takdir ettiğim, keyifli izlediğim oyunculardan biri. O yüzden de İtalya milli takımın ilk 11'ine takımında doğrudan girmiş oldu. En çok beni düşündüren tarafı, abi bizim en iyi yönümüz savunma diyoruz da şimdi Çağlar, Söyüncü, Melih Demirel oynuyor orada. Yine Ozan Kabak gibi, Kaan Ayhan gibi oyuncular da yedek kalıyor. Ama evet, İtalya'nın da ön tarafı o kadar iyi ki Domenico Berardi, Immobile, Insigne üçlüsünün oynadığı yerde Raspadori ve Federico Chiesa yedek kalabiliyor. Yani mesela bizim hücum hattımız o kadar zengin değil şimdi. Burak evet. Yılmaz'ın dışında üst düzey bir forvetimiz yok. Doğruya doğru bunu kabul edelim. Ön tarafta bizi çok zorlayacaklardır diye düşünüyorum. Ama öyle hani çok da
pozisyona girdiğim, yani bizim de ön tarafımız iyi. Mesela son Moldova maçı baz alınamayabilir ama orada çok iyi paslaşabiliyoruz. Evet. Yani çok kreatif oyuncular var ve bana göre tarihin taktik bilgisi en iyi milli takımı. Taktik bilgisi çok iyi oyunculardan oluşan bir kadroya sahibiz. Bu bizim için artı olabilir. Öncelikle tabii yenilmemek bizim için büyük başarı olacaktır ama İtalya karşısında ben kaybetsek de tamamen şansımızın bitmediği kanaatinde olacağım yani. Aslında söylediğin doğru, hakikaten İtalya milli takımının özellikle ön bölgesinde oynayan oyuncuların bu sezonki hani istatistiklerine de ben notlarımdan bakıyorum. Hani Napoli'de Insigne'nin bu sezon en azından 19 gol ve 11 asistlik bir performansı var. Çok iyi bir sezon geçirdi. Çok iyi bir sezon geçirdi gerçekten. Immobile'de 25 gol 7 asist yaptı Lazio'da. Dolayısıyla hani gerçekten düşünüldüğü zaman iyi rakamlar bunlar. Bir milli takımın ileri ucuna koyabileceğiniz oyuncuların sezon genelinde bu performansı göstermesi gerçekten hani milli takım düzeyinde de zaten son San Marino maçında 7-0 kazandılar. 4-0 kazandılar Çekya son maçı. Çekya maçını 4-0 kazandılar. Yani bizim milli takımımız da tabii ki hazırlık maçlarını iyi geçti. Özellikle Şenol Hoca bence denedi. Oyuncuların hepsini bir gördü. İlk Azerbaycan maçında, Gine maçında. Ardından zaten Moldova maçında da ilk 11'ine yakın bir ilk 11'ini çıkardı diyebiliriz sanki. Ve Burak'ın yıldızlaştığı hakikaten çok 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 etkili oynuyor. Yani 35 yaşına gelen bir forvetin Fransa'da bu kadar takımını şampiyon yapması milli takımda büyük heyecan yaratıyor. Bana sorarsan hani tamam Immobile, işte dedik Insigne, ikisi de çok az önce bahsettim önemli. Hani bizim takımı da yaban atmayalım. Evet. Çok iyi kesinlikle bir öyle. Sezon geçiren oyuncular topluluğu. Ayrıca şunu da ekleyeyim Erhan. Şimdi Mart ayındaki Letonya maçından sonra Şenol Güneş bütün oyunculara İtalya'nın artılarını, eksilerini ezberleten bir rapor vermiş. Ben Antalya kampına da gittim ilk takımın. Orada 4 gün kalma şansım oldu. Ve oyuncular gerçekten şu an rakiplere tek tek çalışmışlar. Yani ve az önce bahsettim. Bu oyuncuların hepsi Avrupa liglerinde oynuyor. Yani işte şimdi ben çok yarınki ilk 11'i sana verebilirim şu an. Hı hı. Kalede Uğurcan Çakır oynayacak. Savunmada Zeki Sağbek, Umut Meraş Solbek, Çağlar ve Melih Demirel. Önlerinde Okay ve Ozan. Sağ taraftaki isim belirsiz sadece. Yusuf Yazıcı'nın yerine Cengiz Ünder'in oynama ihtimali var. 10 numara mevkisinde Hakan Çalanoğlu. Sol açıkta Kenan Karaman. Yine takımın bence kilit oyuncularından biri. Takım savunmasına katkısı büyük bir oyuncu. İleride Burak Yılmaz da çıkacak. Evet. Ve bu bizim için büyük bir artı. Çünkü yıllardır mesela hani şampiyon öncesinde bir sağlam bir 11 sayamazdık yani. Bu takımın hemen hemen 11 oyuncusundan onu belli gibi. Hatta yerlerine girecek 3-4 oyuncu bile belli. Yani şimdi, o kadar bir oturmuş düzen var milli takımda. Bu bizim için büyük artı olacak tabii. İtalya özeline, İtalya maçına dönecek olursak bence Şenol Güneş de yani benim gözlemlediğim kadarıyla böyle büyük maçlarda pek zorlanmıyor hoca. Çünkü bize karşı hücum eden takımlara karşı, kendi futbolunu oynamaya çalışan takımlara karşı biz de kendimiz karşılık verebiliyoruz. En büyük sıkıntımız neydi? Kapanan takımlara karşı. Ya işte bunu grup maçlarında da gördük. Yani Norveç ve Hollanda karşısında çok rahat bir oyun sergileyip kazandık ama Letonya'yı yenemedik İstanbul'da. Evet. Dolayısıyla bizim bence İtalya karşısında hani hücumda böyle pozisyon bulabileceğimizi düşünüyorum. Yeter ki onları biz golle noktalayabilelim. Ama tabii İtalya'nın da az önce bahsettiğim etkenlerden, işte ön taraftaki üçlüsünden, takım oyununun oturması, Mancini'nin gelişiyle oyunculara verdiği güven, onların da hemen hemen ilk 11'i aynı kadroya yakın çıkıyorlar. Özgüvenleri yüksek bir İtalya, ev sahibi bir İtalya olacak. Gruba da galibiyetle başlamak isteyecekler. Dengeli geçecek bir maç. Ben bir beraberlik çıkabileceğini düşünüyorum yani bu akşam maçtan. Aslında açılış maçları gayet heyecanlı geçer ve bu atmosferleri hep hani futbol severler açılış maçı atmosferleri kutlamalarla açılır zaten turnuvalar vesaire ama pandemi nedeniyle şu an hani böyle bir problem var. Özellikle Türk taraftarların, Türk milli takımını destekleyen taraftarlar yok. Dolayısıyla bizim futbolcularımız aslında Türkiye tam bir turnuva takımıdır diye hani turnuvaya gittiği zaman orada zaten çok az katıldığımız turnuvada aslında orantısal olarak iyi başarılar yakalamış bir milli takımız. Belki son hani Euro 2016'yı düşündüğümüzde son dakikada gidip hani en iyi üçüncü olarak gidip Selçuk'un attığı o frikik golüyle gidip ardından çok zorlu bir grupta gerçekten
gruptan çıkamadık ve o dönemde hani ortalık bayağı yangın yerine dönmüştü. Primler konuşuldu vesaire falan. Şimdi bakıldığı zaman milli takıma Daha birazcık berrak daha, bir ortam tabii var. ki çok daha berrak bir ortam var. Hocayla oyuncular arasında çok iyi bir diyalog olduğu çok belli. Hocanın taktiksel olarak milli takıma ne oynattığı, neler yapmaya çalıştığı ve rakibini yenmek Her için ne rakibe kadar çok iyi hazırlanan bir hocamız gerçekten var. çok öyle ve mesela hazırlık maçlarını değerlendirdiğimiz zaman Azerbaycan maçı, Gine maçı Şenol Hoca aslında hani bütün oyuncuların denemek için bu maçlarda ki Yusuf'la Burak oynamadı bu maçlarda zaten kadroda da yoklardı ama tabii ki Şenol Hoca'nın burada bütün oyunculara şans veriyor olması, görüyor olması bence turnuva genelinde kadro derinliği açısından Türkiye çok derin bir kadroya sahip. Her bölgede Kesinlikle öyle. oynayabilecek. Evet. Belki hücum bölgesinde Hücumda biraz birkaç sıkıntımız tane var. tabii ki birkaç tane oyuncunun hani Burak'ın vesaire hani bazı eksiklikler var illaki ama Alternatifi yok gibi. alternatifi yüksek bir kadrodan bahsediyoruz. Özellikle savunma ve orta saha bölgesinde. Sadece Burak Yılmaz'ın bir alternatifi yok gibi Evet, yani şu an için. evet öyle görünüyor. Ya ama şöyle söyleyeyim hani Azerbaycan maçında da Halil Dervişoğlu çıktı sahneye. Burak yokken golü attı. Son Galatasaray performansını düşündüğümüzde Halil'in gerçekten çok etkili bir Ben performans hala bir şeyi görmemiz göstermişti. lazım diyorum. Bir üst düzey bir maç görmemiz Mutlaka lazım. öyle. Tabii ki görmemiz gerekiyor ama Halil Dervişoğlu'nun ben hani Galatasaray'ı sen de takip ediyorsun. Evet. Florya'da özellikle Fatih Hoca tarafından da hani Halil'in çok kaliteli, çok iyi bir kumaşının olduğu bilgileri zaten geliyordu. Zaten son maçlarda da onu Orada göstermişti. katılıyorum sana. Bence Burak'tan sonraki alternatif hücum hattında Halil Dervişoğlu olması lazım. Enes Ünal'a göre Kesinlikle. daha hareketli, daha verimli bir oyuncu. Biraz şöyle Halil Dervişoğlu'nun hani onu sezon arasında da değerlendirmiştik. Benim yaptığım yorumlar da o yöndeydi. Halil doğrudan bir santrfor değil. Sen ne dersin bilmiyorum. Yani Halil tam bir yardımcı forvet aslında. Yani yanındaki oyuncuyu çok daha rahat oynatabilir, kendi gol atabilir. Çevresindeki oyuncuları ceza sahasına sokmaya meyilli, o alanı yaratabilecek bir oyuncu. Hani Burak direkt bir santrfor Şöyle belki. söyleyeyim aslında biraz Burak Yılmaz gibi başladı Halil Dervişoğlu. Burak Yılmaz da başlangıçta tam bir santrofor değildi. Şenol Güneş onu sağ açık olarak oynattı 2010-2011 sezonu Trabzonspor'da. Yine farklı forvetin solunda oynadığı dönemler de oldu. Hani biraz gelişimi şu an kariyer süreci de biraz Burak Yılmaz'a benziyor Halil Dervişoğlu'nun ama ileride bir Burak Yılmaz olma potansiyeli yüksek. Onu belirteyim. Çünkü topla gidebilen bir oyuncu. İyi şut atabilen bir oyuncu. Rakibi eksiltebilen bir oyuncu. Burak Yılmaz son dönemde bunu da geliştirmişti. Mesela Burak Yılmaz'ın kafa vuruş özelliği 2013-14'ten sonra gelişti. Offside'a kalmama özelliğini 2-3 yıldır geliştirdi. Belki ilerleyen yıllarda böyle Halil Dervişoğlu da birazcık daha Burak Yılmaz'a evrilebilir. O potansiyel var çünkü. Tabii ki 21 yaşında daha Halil. Daha çok genç. Gerçekten Enes Halil gibi hemen Burak'ın arkasından gelebilecek oyuncularımız var. Bu oyuncular sonuç olarak biri Galatasaray'da iyi işler yaptı son dönemde ve geleceği parlak gördüğümüz Halil. Diğeri de Enes. Zaten Enes'in de hani yıllardır en azından Avrupa'da iyi işler yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla bence milli takımın grup aşamasındaki işi hiç kolay değil tabii ki ama favori gösterilmesini ben çok yadırgamıyorum. Yani İtalya çok kuvvetli gerçekten. Tabii ki burada diğer rakipleri de küçümsememek gerekiyor. Diğer rakipler de çok önemli ama bizim Euro 2016'da düştüğümüz hataya düşmememiz gerekiyor. Ben Bence onu şöyle söylemek istiyorum abi sadece. Tabii ki. Yani Euro 2016'da milli takımla böyle insanlar arasında böyle bir şeyler olmaya başladı. Hemen bir maçı yani ilk maçta kaybettin. O ara hatırlıyorsun Ozan Evet. Tufan saçını şey yaptı diye hani Hırvatistan maçıydı. Doğru. Orada 1-0 kaybedince bir anda bütün oklar milli takım oyuncularına döndü, bir şeyler oldu. Hani burada İspanya birazcık maçıydı. İspanya maçı yok. Saçını düzelttiği Hırvatistan maçı Hırvatistan şey maçı mıydı? Hırvatistan maçıydı tabii şeyin Modric'in attığı gol. Doğru Modric'in attığı golle. Dolayısıyla yani burada şöyle bir şey var. İnsanların bence 3 maç zaten hani oynanacak son ana kadar şans devam ettiği müddetçe Türkiye'nin gruptan yani bu akşam ne olur ne biter tabii ki inşallah kazanırız o başka bir şey ama son ana kadar insanların bu milli takıma bence sahip çıkması gerekiyor. Çünkü bu milli takım bence son yıllarda gerçekten Türkiye'nin sahip olduğu, gördüğü en iyi futbol oynayan belki en potansiyelli kadroya sahip gelecek yıllarda da bu oyunculara güvenebileceğimiz isimler ki Ozan Tufan'dan bahsettik mesela Bugün bambaşka seçimde. bir seviyeye geldi. Bugün başka bir seviyede ve sen bugün Ozan Tufan'dan orta sahada maestro olmasını bekliyorsun ve olabilir mi? Tabii ki olabilir. İyi de maçlar çıkarıyor. Çok haklısın. Turnuvanın en genç takımıyız bu arada. 24.58 yaş ortalamasıyla.
Ve dediğin gibi ilerleyen yıllarda da bu oyunculardan çok farklı, daha fazla verim alabileceğimiz çok oyuncu var. Kesinlikle. Geçen hafta Sayın Ali Koç'un bir toplantısı vardı. Beni de davet ettiler oraya. Sayın Başkan şöyle bir ifade kullandı. Dedi ki, tüm oyuncular dedi maçtan sonra ilk sosyal medyaya bakıyorlar dedi. Soyunma odasında. Çok etkileniyorlar oradaki eleştirilerden dedi. Nitekim çok haklısın o konuda. Biraz daha hoşgörülü olmamız lazım. Bu akşam İtalya'ya kaybetsek bile grubun önümüzde Galler ve İsviçre maçları var. Dolayısıyla orada sana katılıyorum. Eleştiri dozunda biraz daha düzeyli yapmak gerekiyor. Kesinlikle öyle. Gerek biz basın mensupları olarak, gerekse Türk vatandaşları olarak. Son bölümde biraz da şeyi konuşalım istiyorum. Hazırlık maçı oynadık biliyorsun. Azerbaycan, ardından Gine, ardından Moldova. Hoca buralarda gördü oyuncularını. Ama bu maçlar özelinde düşündüğümüzde sen nasıl maçlarda milli takımı nasıl gördün? Rakipler belki bizim grup aşamasındaki rakipler kadar kuvvetli değiller. Ama hani ben bir giriş yapayım istersen. Azerbaycan maçında ne olursa olsun geriye düştükten sonra ki az kadro olmamamıza rağmen mücadele edip maçı çevirmek bence önemli bir meziyetti. Maçı statta izledim ben. Almanya'daydım o gün. Azerbaycan maçıydı. Orada hocayla konuşma şansımız oldu. Hocaya sorduğumuzda biz de zaten kapanan takımlara karşı ne yapabiliriz görmek istiyorum ben de. Hani az önce bahsettiğim ya bize karşı kendi futbolunu oynamaya çalışan takımlara karşı daha kolay oynuyoruz. Mesela Hollanda örneği, Norveç örneğini az önce verdim. Birazcık böyle hani işte Azerbaycan savunma yönüyle başında zaten evet. Gelen bir hoca var. Yine keza öyleydi. Moldova'da yani iyi kapanan takımlardan biri. Savunma, takım savunması, 10 kişiyle savunma yapan takımlardan bahsediyoruz. Biraz onu görmek istedi hoca yani. Bize karşı, kapanan takımlara karşı ne yapabiliriz? Şimdi karşımızda Galler olacak ve bunu çok iyi yapacak. Aslında bence hocanın İtalya maçının taktiği kafasında belliydi zaten. Hı hı. Bu hazırlık maçlarında İtalya maçını baz almadı. Tamamen Galler maçına odaklı bence hoca. Yani hazırlık maçlarını ona göre yaptığı kanaatindeyim. Çünkü bizi bu grupta bence hani en çok zorlayacak takım olarak hala söylüyorum Galler olarak karşımıza evet. Çıkabilir. Fizik gücü, direnci yüksek bir takım. Az önce bahsettiğim takım savunmasını iyi yapan bir takım. Galler'e de yenilmememiz lazım gruptan çıkmamız için. Birazcık hazırlık maçlarını bence hoca tamamen Galler maçı üzerine göre yaptı gibi. Çünkü İtalya karşısında kafasındaki plan bence 3-4 aydır belli bence Şenol Hoca'nın. Evet zaten hani aslında bir sene önce bu zamanlar oynanması evet. Gereken bir maçken ta o zamanlardan belki hoca kafasında ne planlar vardı, evet. Neler değişti mutlaka değişimler olmuştur. Galler ve İsviçre iki rakip, onlar da çok önemli rakipler gerçekten. O maçlar da çok önemli olacak. Bu arada o maçlarda da biz Habertürk ekibi olarak maç öncesinde ve maç sonrasında programlarımız olacak. O yayınları da bekleriz tabii ki sevgili izleyenler. Şunu söylemek istiyorum. Galler ve İsviçre, sen herhalde biraz daha Galler'i bize görüyorsun. İsviçre'yi biraz daha son sıraya yerleştiriyorsun gibi geliyor bana. Yani aslında ben kafamda maçları oynadım. Tabii diyorum İtalya'dan bir puan alsak Galler'i de yenmemiz çok zor gözüküyor. Ve ben İsviçre'yi yenerek 5 puanlı gruptan çıkarız diye bir öngörü oluştu kendimde ama inşallah hepsini kazanırız da çıkarız. İnşallah ama, tabii ki. Ama Galler'i yenmemiz böyle çok mümkün görünmüyor gibi geliyor bana ya. Ya hani Hollanda'yı yenen bir milli takım, o süreci çok iyi geçen bir milli takım, işte çok yakın bir zamanda... Ada futbolu bize hep ters gelir bilirsin yani. Evet tabii ki yani evet bir özellikle yan toplar falan ama artık hani şöyle bir şey var. Ada futbolunda bize kötü gelmesinin sebebi hep yan toplardan gol yemişizdir. Yıllar boyunca böyledir öyle. Ama şu anda öyle iki stoperimiz hatta takım arkasında oyuncular, iyi, öyle oyuncular var ki Avrupa'da zaten parmakla gösterilen... Ve adada o adada oynayan Çağlar Söyüncü var yani. O adada savunma yapan Çağlar Söyüncü ve var. Ve Premier Lig'de sezonun 11'ine seçildi Çağlar. Evet aynen öyle. Yani onları iyi savunmasını bence hani nasıl savunma yapacağını bilen oyunculara sahibiz. Tabii ki Türkiye'nin bu Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olması önümüzdeki dönemlerde de Dünya Kupası'na elemelerinde de gelecek sene olacak Dünya Kupası'nda da sonraki dönemlerde bahsettiğimiz gibi genç kadro. Gerçekten bu kadro bize 4-5 tane turnuvada çok iyi başarılar yakalayabiliriz. Ve belki bunların birkaçında kupayı da alabiliriz. Belki birini de alabiliriz. Yani milli takımı ben şunu söylemeye çalışıyorum sadece. Bu milli takım gerçekten çok iyi altyapıyı oluşturulan bir milli takım. Bu milli takıma iyi sahip çıkmak gerekiyor. Ve son ana kadar destekleyerek bu milli takımı önümüzdeki 10 yıllık süreçte başarıya bizim de itmemiz gerekiyor. Tabii yeni oyuncular da katmamız gerekiyor. Takviyeler kesinlikle yapmamız öyle. Gerekiyor. Kesinlikle oyuncular da çıkıyor aslında son dönemde. Yani iyi oyuncular da geliyor. Biraz da
Ben şöyle bakıyorum hani olaya. İşin güzel tarafından bakıp hani son cümlemizi şöyle böyle bitireyim. Biz zaten en büyük sıkıntımız neydi? Yıllardır bir turnuvalara gidemiyorduk. Yani şu an gidiyoruz artık. Bunu başarmışız. Gitmişken biraz tadını çıkartalım bence futbol sever olarak, vatandaş olarak, Türk milleti olarak. Kesinlikle. Hep eleştiriler gözle bakmayalım. Orada bulunmak da keyifli. Yani hep turnuvalarda biz işte Türkiye olmadığı için şu takımı destekliyorum diye kullanıyorduk. Ama buna gerek yok artık. Yani kendi takımımız var. Onu destekleyelim, onun tadını çıkartalım. Tabii eleştiri yapalım ama özellikle sosyal medyada oyunculara birazcık daha böyle hoşgörü davranmalarını rica ediyorum ben. Evet, ben de kesinlikle buna katılıyorum. Gerçekten oyuncular biraz önce söylediğin gibi sosyal medyanın maçtan etkisinde kalıyorlar. Maçtan sonra soyunma odasında ilk oraya bakıyorlar. Evet, yani çok da eminim bundan ki Sayın Başkan Ali Koç da geçen hafta bunu söyledi. Ve sadece Ali Bey'den duymadım. Başka birçok yerden duyduğum için söylüyorum. Birazcık mutlaka, eleştiri konusunda mutlaka, hoşgörülü olmak gerekiyor. Tabii ki. Mutlaka. Yani orada oyuncu oyundan çıkarken ıslıklanması veya alkışlanmasını nasıl kafaya takıyorsa sosyal medyada gördüğü bir yorumda onu o kadar rencide edebiliyor. Ama bence hani bu milli takımı insanlar anketlerde falan zaten çok sevdikleri belli oluyor. Sokak röportajlarında görüyoruz bunu net şekilde. Bu insanlar bu milli takımı benimsediler, sahiplendiler 2 yıldır. Ve Avrupa Şampiyonası'nda da inşallah bu sahiplenme hem de oyuncuların bu mücadelesi başarıyı getirecektir diye umuyoruz, diliyoruz. Ve ilk yayınımızı biz de burada sonlandırıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz ve önümüzdeki dönemlerde yapacağımız yayınlarda da görüşmek üzere. Ayhan Şensoy, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Katıldığınız için. İyi günler.